Polikistik over sendromunun kesin ve net bir tedavisi yoktur. Hastayı bize getiren şikayet neyse ona yönelik tedavi uygularız. Hasta bize adet düzensizliği şikayetiyle gelmişse, adetlerinin belli bir düzen dahilinde olmasını sağlamak elimizde. Bunun için elimizde düzenli kullanabileceğimiz doğum kontrol hapları var. Doğum kontrol hapları hem hastanın adetlerinin belli bir düzen dahilinde olmasını sağlar, hem de polikistik over sendromlu hastalarda çok sık gördüğümüz progesteronla karşılanmamış östrojene karşı hastayı korur ve hastayı ileri yaşlara endometriyum kanseri ya da endometriyal hiperplazi açısından herhangi bir risk oluşturmadan taşımamızı sağlar. Doğum kontrol hapları adetlerin düzenlenmesinin ötesinde polikistik over sendromunda sıklıkla karşılaştığımız akne ve kıllanma tedavisinde de elimizdeki en iyi ilaçlardan biridir. Adetleri düzenli olsa bile hastalar tüylenme ya da sivilce şikayetiyle geldiğinde doğum kontrol hapıyla hem hormonları baskılayarak hem aknelerin hem de tüylenmenin önüne geçmek mümkün. Tüylenme tedavisinde doğum kontrol hapı dışında kullanabileceğimiz antiandrojen bir grup başka ilaç da var. Gerekli olduğu durumlarda bu ilaçları da kullanabiliyoruz. Polikistik over sendromlu hastalarda tedavinin olmazsa olmazı, hatta birinci basamağı, hastanın sağlıklı beslenmesi ve ideal kilosuna inmesidir. Polikistik over sendromlu her iki hastadan birinin obez olduğunu düşünecek olursak, bu hastaların ideal vücut kilolarına inmeleri ya da vücut ağırlıklarının %5 ila 10'unu vermeleri, her türlü ilaçtan bağımsız olarak PCO şikayetlerinin çok büyük kısmının gerilemesini sağlar. Polikistik over sendromlu çocuk sahibi olmayı isteyen hastalara öncelikle ideal kilolarına inmelerini bu şekilde her türlü ilaçtan bağımsız olarak adet döngülerinin geri geleceğini hatırlatıyoruz. Bu hastalarda egzersiz çok önemlidir. Haftada 150 dakika, bunu her gün 20 dakika şeklinde de yapabilirler. Haftanın 5 günü 30 dakika şeklinde de yapabilirler ama haftada 150 dakika egzersiz ideal kiloya ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda egzersiz insülinden bağımsız olarak glukozu hücre içerisine soktuğu için kan şekerinin dengelenmesini ve bu hastalarda çok sıklıkla görülen insülin direncinin de tedavi edilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu hastalar karşımıza geldiğinde tedavinin birinci aşamasında ne olursa olsun kilo vermeye çalışmalarını ve düzenli egzersiz yapmalarını, yaşam tarzlarını değiştirmelerini öneriyoruz. Karbonhidrattan fakir bir diyet ve Akdeniz tipi diyeti bu hastalara mutlaka öneriyoruz.